Bu oyun nedir hocam? Bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz Until We Die. Böyle Kingdom New Lands ana mekanikleri üzerine işleyen bir oyun. Bunun üzerine bu Metro 2003 serisi vardır. Onun böyle bir Moskova metrosu temasını, böyle bir yeryüzünü bir şeyler işgal etti, biz metroya sığındık temasını koymuşlar. Görsel olarak da Metal Slug serisi vardır. Onun epey görsellerine esinlenme bir oyun, böyle bir kırma bir oyun yapmışlar. Şimdi biz Moskova metrosundayız. Böyle bir garip yaratıklar dünyayı basmış, istila etmiş, yeryüzünde her tarafı ele geçirmişler. Böyle yeryüzü karman çorman, garip garabet bir halde duruyor. Biz de metroya güç bela sığınmışız. Ama yaratıklar burada da bize geçit vermiyorlar. İstasyonları bayağı böyle ele geçirmeye çalışıyorlar. Biz de böyle buraları kontrolümüz altına almaya çalışıyoruz. Biraz strateji oyunu. Kingdom New Lands bilmiyorsanız iki boyutlu bir strateji oyunu aslında. Kaynak yönetimi gibisinden bir şeyler. Genel olarak ana teması böyle. Bir bakalım. Tabii ki hemen yer altına iniyoruz. Ne varmış seçebileceğimiz? Şu anda bir tane harita var bildiğim kadarıyla. Ivan, bir de Anna varmış. Bunların farklı özelliklerimiz var. Biz hadi klasik adamdan başlayalım. Ivan'dan başlayalım. Anladığım kadarıyla ileride başka senaryolar olacak. Şu anda bir tane Elektrozavodskaya adlı bir istasyonumuz var. Oyunun zorluk seviyesi biraz yüksek. Yani normalini bile ben açıkçası daha bitirmeyi başaramadım. Oyun zor bir oyun. O yüzden şu anda daha da şansımı zorlamayacağım. Normalden başlayalım. Şimdi biz işte Metal Slug görselleri dediğim işte bu türlü bir görseller. We are approaching the station, comrade. Neden commander diyorsun? Bence comrade demen gerekiyordu yani Russak. Eyvah. Bir şeyler oldu. Will you help me out? Şimdi biz buralarda işte Kingdom gibisinden dediğim hikaye böyle. Bizim belli adamlarımız var. İki boyutlu bizim bir haritamız var, ortamımız var. Buralarda geziniyoruz. Bu adamlarımıza işler veriyoruz. Kaynaklar almaca modundayız. Bu şeylerimiz, kaynaklarımız şurada görülen 3 tane kaynak var. Bu çark, Kingdom'daki para gibi en temel kaynak. Bir yemek var, bir tane de bu Erlen'le olan bilim şeylerimiz var. Burada aynı kafadan biz şey yapacağız. Neydi adı? Burayı korumaya çalışıyoruz. Yani bu istasyonda görüldüğü üzere zaten garip grup yaratıklar var. Ben bizim bu elemanlara diyorum ki arkadaşlar burayı inşa edin. Arkadaşlar buraya duvar çekin. Arkadaşlar şu kaynakları toparlayın. Şu yaratıklara karşı savaşın falan gibi komutlara vererek ben bunlara iş çıkartmaya çalışıyorum. Jeneratör tamamdır. We can set out our camp. Now we need to improve our defense by building a wall. Gene Kingdom'dan buralar çok aynı. İki taraftan da yaratıklar gelecekler. Bunlara biz biraz duvar çekeceğiz. Efendim. Şeylerimiz bitmiş, o zaman şunları alalım. Bu şeyleri en başında çark dediğimiz, işte Kingdom'un parası dediğimiz nesneleri etraftan bizim bu arkadaşlar buradaki kutulardan çıkartıyorlar işte. Bir şey bunlar. German mı? Adı German mı? Aferin, bayağı iyi bir uymuş bir isim. Andrew, o neymiş? Egil mi o? Egor. Igor gibi bir şey. Bunlara burada, ben diyorum ki burada biraz deşinsiz şey çıkartın arkadaşım. Birazcık bize kaynak çıkartın diyorum. Bunlar da o işleri yapıyorlar. Şu duvar bir yapıldığı zaman oyun ana şey çıkacak karşımıza. Bu dediğim gibi yine Kingdom'un aynı kafası. You can assign people from your squad to walls by sending them to the flag. In engineers and dwellers, oradan bahsedeceğim. Tamam. Şimdi oraları toparladık. Şimdi burada bakın yer, zemin toparlanmış halde. Zemin toparlandığı manası artık biz burada daha hızlı gidiyoruz. Şimdi burada ikinci tür adam yapmak için gene Kingdom'da hani böyle bir orada da mühendis mi diyeyim, okçumuz vardı. Bir de inşaatçı adam vardı. Burada gene onlar için işte bir kazıcı bir arkadaşımız var. Bir tane de teknisyenimiz olacak. Şuraları şu anda kazabiliyor muyuz? Yok, get back. Tamam, illa oyun bize şey yaptıracak. Bu sıralamayla ben çalışmanızı istiyorum diyor. Oyunun şu anda biraz böyle bir mini tutorial gibi bir yerindeyiz. Oyunun bir şu anda şey derdi var. Her seferinde tutorial gibi bir yerden başlıyor. Yoksa öyle yani, ben bu oyunu çeşitli defalarca oynadım ama illa bunu bize bir oynattırıyor bana. Şimdi buna bir tane adamımı gönderiyorum. Burada bir dükkan açıp bu bize kürek üretecek. Digger dediği şeyler. Digger bu yaratıklara karşı da bizi koruyor ama Digger çeşitli amaçları var. Digger'ın tek bir amacı yok.
Şimdi iki tane kürek verdi bana. İki tane küreğimi de kullandım. Tamam. Şimdi bunlar kazıcıya dönüştüler. Bayrağımız da var. Şimdi yukarıda da iki tane gördüğünüz gibi belli ikonlar geldi. Oo, şu bizim arkadaş geldi, bir tane de eleman getirdi bana. Ne diyormuş? If you provide me with food, I will get you volunteers and scrap. Bana yemek diyor getirirsen, buradan biz mantar çıkartıyoruz. Ben diyor sana daha fazla adam getiririm diyor. İyi. Teşekkür. Sen şunları siz kazın arkadaşlar. Sen de şunu bir toparla. Ben birazcık koşturayım. Tabii bu arada... Ha, bir tane de Erlen verdi bize. Biraz da kaynak getirdi. Eyvallah ya. Sağ olsun arkadaş ya. Efendim şimdi bu böyle her gün buna yemek verince yeni yeni eleman getiriyor. Şeydeki Kingdom'daki bu böyle bir ufak kamp vardı. Oraya gidip yemek atıyordu, para atıyordunuz, adam geliyordu. Onların temeli benzeri bir şeyler ama biraz daha değişik bir mekanik. Adamı başka şekilde alacağız ileride. Onu görürsünüz. Tamam, şimdi bunlar işlerini toparlamışlar. Şimdi bu oyunun en temel Kingdom'dan farkı bayağı sizin mikro yönetiminizi gerektiriyor. Bayağı mikro management istiyor. Yoksa öyle şey, bunlar beceremiyorlar. Adamlar kendi başlarına bir şey yapamıyorlar. Bu ne istiyormuş? 8 tane yemek. Bizde 5 var. Sola koşalım. Select bonus for upgrading the generator. Combat training. The merchant will bring an extra digger next time. Peki. Ya da shelter network. Bir tramp will come to the base. Burada böyle bir içi yanarlı variller yapacağız. Onlar da mutantları şey yapıyormuş, yakıyormuş. İyi. O zaman ben shelter network alayım. Tamam. Şimdi şuraları biz bir toplayın. Sen de buradan mantar çıkart arkadaşım. Bu diggerlarımız hem yerdeki şeyleri daha iyi toparlıyorlar hem de daha iyi dövüşkenler. Yani bu temel Matty Vein olduğu adam türü biraz daha basic bir adam. Temel bir adam ama bazı şeylerde de o da bu arada kötü de değil. Galiba inşaat konusunda bu bizim diggerlar biraz tırt yalnız. Öyle bir derdi var. Ha tamam. Şimdi 8 yaptık. Şu bizim arkadaşa bunu verelim. 8 yemeği. Bu şimdi gidip bize yarın. Şu anda biz yukarıda yazın gördüğünüz gibi. Birinci gündeyiz. Yeni bize şey getirecek. İkinci gün adam getirecek. Şimdi günlerin de tabii şeyleri var. Hava. Biz metrodayız tamam, onu görmüyoruz ama. Aydınlık olduğu zaman, karanlık olduğu zaman gibisinden. Kafalar var. Şimdi birazdan yaratıklar gelmeye başlayacak bize. Hava kararmaya başladığı zaman oyunda zaten bunu bize söyleyecek. Heh. Ama biz biraz daha hadi şunları kazarak azıcık daha buradan verim almaya çalışalım. Hadi arkadaşlar çalışın. Çalışın. Böyle illa bunlara böyle bir şey yapacaksınız. Oyunun bir o tarafı biraz böyle şey neydi adı? Sıkıcı denebilir. Diggers can clear rubble from with shovels diyor. Oo, burada da böyle bir pembe pembe tozlar var. Bir dakika, oralar çok şu anda tekin gibi görünmediler bana. Tamam, biz şunu mantarı da alalım Matvey. Biz bir gelecek gelelim arkadaşlar bu gece için. Şimdi buraya ben diyorum ki siz burayı savunun diyorum şöyle. Ya da ben diyorum ki siz geri gelin. Şu ikisi bunu savunsun. Sen de buraya bir teknisyen için bina yap Matvey diyorum. Şimdi soldan ve sağdan gelebiliyorlar. Üst tarafta bakın, sol ve sağ tarafta şu anda bir var. Bir adet duvar var manasında. Mutant spotted by the left wall. Hemen oraya gidelim. Şimdi geceliğin bunlar gelip bizim duvarları yıkmaya çalışacaklar. Eyvah. Tamam. Şimdi bu duvara çarptıkça bunların canı yanıyor yaratıkların. Bu asıl bizim üstümüzü korumaya çalıştığımız ecinlikler. Bu bizim kazıcıları aynı zamanda kafalarına kürekle vurup bu yaratıkların. O hem onları öldürmeye çalışıyorlar. Yakın dövüşçü gibi düşünün. Ama öteki taraftan da kazma işlerine falan da yardımcı oluyorlar. Şimdi bizim de aktif olarak bu gene Kingdom'dan farklı olarak elimizdeki keleşle, Kalashnikov'la burada şey yapma imkanımız var. Yardımcı olma, savaşa müdahale etme imkanımız var. Ha, siz tahmin edemiyor musunuz? Ha, yapamıyorum ben bunu diyor. Hmm. Peki. Kürekli sen burayı birazcık kazarak ol. Tamam, sen burayı kazabiliyorsun. İyi yapıyorsun. Çünkü bizim gelişmemiz gerekecek. Gene yani aynı mantıktan devam ediyoruz. Tahmin edilebileceği üzere. Şurası biraz hasarlandı. Tamir etmemiz lazım ama bunu bizim kürekçi arkadaşlar tamirat işini anlamıyorlar. Kafaları çalışmıyor. Oyun diyor ki bu bizim arkadaşlar diyor çok tembelleşmişler diyor. O yüzden şey yapamazlar, yapamıyorlar diyor. Kendi başlarına hareket etmeyi beceremiyorlar, unutmuşlar diyor. Tamam, bu binamız açıldı.
Mühendismiş pardon, teknisyen diyordum lütfen. Arkadaş mühendismiş, tamam. Bu da bir İngiliz anahtarı çıkarttı. Şimdi bize yeni bir eleman geldi. Tamam. Şu yeni elemanı da teknisyen yapalım. Tamam. Heh, bunlar da geldiler. İşte teknisyen tamiratları iyi yapıyor ama o da sağdan soldan bir şey toplayamıyor. Teknisyenin bir olayı da buradan bilim üretip, keşiflerde bulunup yeni teknolojik bir şeyler de yapıyor, yapıyor bize. Ki o oyun için, yani büyümeniz için tahmin edebileceğiniz üzere çok kritik bir hikaye. Şimdi oyunun bir şeyi var. Oyun zor. Oyun Kingdom'dan ciddi miktarda zor. Onu açık açık söyleyebilirim. Ve belli zamanlarda böyle 7. 14. günde böyle bir çok sağlam gelecekler bu bizim şeyler, yaratıklar, ecinlikler. Bayağı sağlam gelecekler, öyle böyle değil. Onlara direnmek için bayağı bir altyapınızı böyle bir kurmanız lazım. Ama bunun için de oyunu biraz alışmanız gerekiyor. Yani oyunu böyle bilmeden falan olması mümkün değil yani. Biraz oyun diyor ki, arkadaşım sen biraz dene yanıl, arada bir öl möl, ondan sonra bunları öğren. Sonra da şey yap. Tamam burası böyle yapılmıyormuş deyip ondan sonra öğren. Be careful in tunnels. There is no telling what might be lurking. Şimdi biraz sonra bizim istediğimiz asıl, şurada ben biraz daha çok ilerlemek istemiyorum aslında. Çünkü arkada şeyler var. Ammunition Factory. Burada böyle fabrikalar varmış. Bunları toparlamamız lazım ama şuradan gösterebilir miyim? Ha. Buralarda burada bir arkadaş var. Gel ya sen. Sen orada mapus kalmışsın. Kurtaralım seni. Bu yaratıkların şeylerini siz böyle bir imha etmek istiyorsunuz. Tahmin edileceği üzere. Ondan sonra. Ne? Atak değil canım. Hayır. Atak yapmayın. Atak istemiyorum sizden. Ha. Şunları biz bir yakıyormuşuz. Bunları yakınca burada bizim arkadaşların canı artıyor. Bir tane daha arkadaş geldi. Gel arkadaşım ya. Tamam ya. Biz şimdi moda geçtik artık. Moda geçtik. Burada yeni bir tane daha kürekçimiz de artık olabilecek halde. Şunları bir sıralamızı değiştireyim. Bu da bir kürekçi haline gelsin. Tamam. Teknisyenimiz burada araştırmasını yapıyor. Bu dükkanlar da, bana dükkan diyorum. Bunlar da arada bir şey üretiyorlar. Yeni mal üretiyorlar. Yeni işte kürek ya da teknisyenler için İngiliz anahtarı gibi şeyler üretiyorlar. Burada belli cesetler var. Bunlardan da tekrar böyle şey erlenler çıkıyor. Ve böyle ikinci günde daha güçlü gelecekler. Üçüncü gün daha da güçlü gelecekler tahmin edilebileceği üzere. Gibi gibi gelişecek. Oyunda sonradan gittikçe yaratıklar tabii daha saçma sapan güçlü yaratıklar falan gelmeye başlıyor. Siz de onları şuradan daha bir ileride bir tane bulmaya çalışacağım ama mesela buralarda ben yavaş ilerleyebiliyorum. Çünkü etrafta çok fazla yaratıkların şeyi var. Çimento fabrikası varmış burada. Bu da bizim işimize yarayacak. Duvarlarımızı güçlendirecek. Çünkü duvarı falan güçlendiriyorsunuz. Bayağı buralar ilerlemiş. Biraz oynayınca, yenilince map birazcık değişiyor. Biraz daha size yeni şeyler açılıyor. Mesela bu çimento fabrikası ilk başta yok. Choose a bonus for expanding borders by four walls. Flashbang traps. Düşmanlar geldiği zaman duvarın canı diyor %30'un altına indiği anda bu çalışacak. Birazcık bunlar bayılıyorlarmış. Ya da barbed wire, dikenli tel. Dikenli tel olsun. Tamam. Ama duvarlarımızın adedini arttırırız. Büyüyeceğiz biz tabii. Yani bizim genel amacımız ne? Tabii ki büyüyeceğiz. Genel şeyimiz budur. Efendime söyleyeyim. Tribimiz budur oyunda. Evet, biraz baktıktan sonra bu oyun nedir hocam? Until We Die nasıl bir oyundur hocam derseniz. Vallahi böyle Kingdom kafasında Metro 2033 sosları da konmuş. Görselleri de birazcık Metal Slug'da esinlenilmiş. Bir böyle ufak bir yönetim oyunu gibisinden bir şeyler. Ama oyun zor bir oyun. Şimdi ufak dediğime falan bakmayın. Oyun hakikaten zor. Uğraştırıyor. Biraz doğru oynamayı sizin böyle keşfederek öğrenmenizi işte şöyle yapmam doğru. Önce bunu yapacağım. Sonra bu bina yapacağım. Sonra bu suru açacağım. Sonra bu suru yapmayacağım falan gibi böyle önceliklendirmeyi öğrenmenizi gerektiriyor. Oyunun şu anda fiyatı 27 TL, yani gayet iyi bir fiyat. Ama oyun biraz şey diye eleştiri aldı. Biraz çok eksik içeriğiniz var arkadaşlar diye bir şey aldı. Laf yedi açıkçası Steam'de, genel bir durum var. Buranın en kritik şeylerinden bir tanesi şu anda oyunda, mesela ben oyundan çıktım. Çıktıktan sonra şu anda ben aynı kaldığım yerden devam edemiyorum. İlla sıfırdan başlatıyor. Oyunda bir şu anda kaydetme mekanizması yok. Ama bunu developerlar, geliştiriciler demişler ki tamam bunu yapacağız. Bunu yaparlar. Bu çok yapılmayacak bir şey değil. Biraz rahatsız edici. O yüzden ilk başta biraz beklemek gerekebilir.
Bir tane harita var. O biraz gene Kingdom'dan, Kingdom'un şu anda ada ada bir yapısı var. Ondan biraz böyle ilerleme hissini önüne ket vurucu bir halde. Ama Kingdom ilk çıktığı zaman da bir harita üzerindeydi. Ve böyle bitmez tükenmez bir oyun modundaydı. İlerleme hissi biraz karışıktı. Onu ben de ileride toparlayacaklarını düşünüyorum. Adamları çok mikromanage ediyor olmak zorunda olmanız oyuna fazla bir aksiyon şey katıyor. Yani illa sağa sola gidip böyle devamlı sağa sola koşturuyorsunuz. Yani Kingdom'da da var ama kendi kendilerine epey iş yapıyorlar adamlar. Burada kendi kendilerine yani bir AI'ları çok basit AI'ları var. Ben bir duvarın önüne atadığım zaman bir adamı o illa orada savunma yapıyor gibi. İşte duvar yıkılırsa da bir önceki duvara kaçıyor falan. Yani bu tür AI'ları var. Çok çok sınırlı AI'ları var. Pek otonom davranmıyorlar. Kingdom'da çok daha otonom davranıyorlardı. Oradan biraz böyle oyun daha aksiyon diyebilirim. Bu tür böyle yönetimsel Kingdom vari, çok Kingdom referans verdim. Çünkü biraz nevi şansına münhasır bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ama Kingdom'un o böyle bir huzur verici bir ortamı şekil bir adı görüldüğü üzere yok. Onun konuda yanlış anlaşma olmasın. Daha gergin bir ortamdayız. Daha böyle bir Sovyet ortamındayız. Daha böyle agresif bir ortamdayız. O tür bir şeyi seviyorsanız açıkçası oyun tatlı bir oyun. Yani 6-8 saatte bitiyor galiba ama dediğim gibi o tekrar tekrar oynayacaksınız. Yani 3-4 defa öleceksiniz. Öğrene öğrene gideceksiniz gibisinden bir modu var. Yoksa bir oturuşta böyle ben bitirdim gibisinden şeyler yok. Hayır. Onları beklemeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.